Bu dersde bize line komandasını kurup çıkarmıza, line komandasını mana mana şu knopkanı bas orqali ham ishga tushirishimiz mumkin. Mana mana bu knopkanı ustiga bosamiz, mishkan chap tarafını ishga tushadi. Endi bize koordinat o'qini ko'rsatgan. Bize mana bu 0 dan boshlab aniqlikda tezishni boshlasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Istalgan joydan ham boshlab ketishimiz mumkin, lekin biz hozir 0 da teramiz klaviaturada. Hozir bize x o'qi bo'yicha birinchi son kirdik. Yani x oku boyunca 0 nokta, yani manumamdan başlayın dağımız. Şimdi y oku boyunca 50, 100, 200, halı gen noktayı yaşımız mümkün. Bunun için virgül knopkasını basalımızda yok ki de virgülü bastık ki bana ikinci y oku boyunca kaysa razmeri kırtısan soru attı. Bunun yanı 0 kırtışımız mümkün. Şimdi bize fikrimiz özgür kaldı. X boyunca mesela özgür atamakçımız 100'den başlasın. Bunda tabı bastık x linigi ötüş mümkün. Tabi basit, yani y linigi ötüş mümkün. Bize yazın 0 nokta kere komandan yakulayamızdan ki enter yok ki probel. Uzun knopka var klaviyaturada, şu probel knopkana başlamamız mümkün. Şu an basamızda bana 0 noktadan başlayabildi. Bize nasıl röykeni kursu tutukken değil bana bitti polar tracking geni, yani burçayla astı çizişi korup çıkken değil. Yani bize de asosiy foydalangan instrumentimiz line. Bu borada bizga mana bu yerda boshqa komanda ham bor, ya'ni yordam beradigan. Bu mana manba ortogonalni proyeksiyani chizish uchun arthom mod deydi. Ya'ni mana mana shu komandadan bossak ham bu polar tracking komandasi inkor bo'lib, bundan boshlashimiz mumkin bo'ladi. Buni bossak, mana F8 ni bosib, garaji klavishi orqali ishga tushirishimiz mumkin. Buni bo'lsa F10 ni bosib. Mana endi tekissiz ad bu komandada. Endi F10 ni bossak, ya'ni polar tracking ishga tushyapti. Bunda bizga mana bunaqa burchak ostida ham chiza olamiz bemalol. Faqat vertikal gorizontal emas, ya'ni burchak ostida ham chiza olamiz. Birinchi bizga demak boshladik. 500 yozdik. Yuqoriga tepaga yana 500 yozdik. Bu yoqqa yozamiz, yana 500 osonroq bo'lishi uchun oz. Shunaqa sistemada ketyapmiz. 500 yozdik, yana tepaga olib borib, bu yoqqa endi 1000 yozamiz. Endi buni yopib qo'yishimiz mumkin mana. Bizada bitta kichkina eskizni proyekt uchun ko'rinish hosil bo'ldi. Aynan arxitektura bo'yicha. Endi buni bizaga hozir xuddi shu komandani bir necha marta takrorlab o'zimizga o'zlashtirib olishimiz kerak. Bu klaviaturadan har doim nimanidir olib kelib ishga tushirish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun klaviaturada L bosamiz, L bosamiz, inglizchada line degan komanda mana yozuvi chiqdi. Ustiga bossak ishga tushadi yoki deskette bosamiz. Endi biz o'sha komandani chaqirish uchun L bossak, probel yoki enter bossak ham bu komanda ishga tushadi. Endi biz ma'lum bir mana bu nuqtadan uzoqlikda chizmoqchi bo'lsak, masalan 2000. Mana mana buddan olib kelganimizda snap, ya'ni mana bu yashil chiziq hosil bo'ldi. Ma'lum bir uzoqlikda chizish mumkin mana mana shu nuqtadan deb chiziq chiqdi. Endi bu nuqtaga olib kelsak ham bu yerda mana extension degan yozuv chiqyapti. Mana shuncha uzoqlikda chizib beraman deb. Bu yordamchi nuqtalar hisoblanadi. Ya'ni 1000 yozsak bizga aynan o'sha nuqtadan chizishni boshlayapti. Endi masalan 600 yozamiz. Yana 600 yozamiz. Yana 600. 600. Endi 1200 yozsak mana mana shu nuqtadan yopish imkoniyati bor. Mana mana shunaqa qilib bu komandadan o'zlashtirib olamiz. Endi istalgancha chizinglar deyishim mumkin, lekin mana mana shu raqam bilan ishlashni o'rganganinglar ancha maqsadga muvofiq bo'ladi. Boshlanishiga o'zingizda mana bu bitta nuqtani tanlab turib, aniqlikda yoki aniqsiz nuqtani tanlab ham istalgan nuqtani chizib, mana bunaqa o'zingizga komandani imkoniyatlarini o'rganib olishingiz mumkin o'zingiz uchun. Mana masalan, mana bu yerdan bunday tushirib turib, mana snapla yordamida istalgancha shaklni chiqarib ko'rishingiz mumkin. Hozir line komandasini ko'rib chiqdik. Endi keyingi darsda xudo xohlasa
Bunun qo'shimcha funksiyasini ham ko'rib chiqamiz.